Bir video daha çekelim. Doymadık, gaza geldik. Sakın çıt çıkarma. Bir kahve içelim balkonda. Çok erken çıktık, belki hazır değildiler daha. İlk kaçaklar. Kanasıyla ilk samstır. Balkona çıktık. Belediye kamyonu çekti mi? Burada işi var zannediyordum be. Parkta çalışacak zannediyordum. Hadi ulan Fuat abla, çekilme lan. Oğlum, baba. Senin anan var ya hanım. İlk samstırda kimi kullanıyor bu köpek çobanlığı için? Çok iyi biliyorum. Bana Azrail'im diyen, hala serbest dolaşan hayvana Zeynep. O tiplerden burada Türkiye'de her şehirde, her sokakta kaç tane var tahmin bile edemezsiniz. Markaları bu. 6-7 köpekle sürekli dolaşırlar. Sokak 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 sokak. Nereden buldukları, hangi parayla aldıkları belli olmayan yemleri dağıtırlar. Ve sürekli insanları davaya düşürmeye çalışırlar. Bunu uzatır uzatmaz stalking yaparlar. Pat diye karşına damlarlar. Çoğu böyle lüksüz tek hayvan gezdiriyor evinde. Gelirleri nereden? Gelirleri bütün gün hayvanı dolaştırıp yem dağıtıp neyle geçiniyor bunlar? Miras yedi mi? Kaç banka kartları var? Banka çalışanları, holding çalışanları oldukları belli mi bu? Bok holding çalışanları. Parazit, hastalık, saçma holding. Kaç tanesini gördük? Akademisyen. Bu şeylerin zararlarını bilerek bağışıklık sistemi, bu parazitlerin akademisyen be. Böyle koşturuyorlar. Bu da demektir ki daha üniversitelerden, okullardan, ilkokullardan belki bunları saptırıyorlar. Ya da tamamen bu kabilenin üyeleri. Bir tane hayvanı gönder lan. Kura yere fırladı. Naz yapma. Hureyre sen gönder. Videomda senden bahsettik. Tıkırtım sesim duyuldu. Çekim yapıyor. Çıkma zamanı. Her sabahki aynı saat değil fakat Yusuf'un balkona çıkmasıyla dakika tutabilirsiniz eski videolarıma göre. Çıktıktan sonra aynı zaman en çok 4-5 dakika tutun. Anında stalking değil be. Onu da ben mi? Sülalemi bitirecek olan kullarıyla akrabalarının etrafına boklar döşeyen, evlerini sineğe bolduran Hureyre. Şimdi değişik. İşlemlere bakın yani. Adım gibi biliyordum, adım gibi.
Simple vegeti tay evimizin içine. O kaşıntılar oldu mu bacaklarımdan? Adım gibi biliyorum köpekler. O yüzden pencereyi açtım. Böyle insanlara dayatıyorlar be. Kedilerin kaşıntıları başka. Ayak bileklerine onlar. Başa. Başımda da kaşıntı vardı. Kedileri de dayattıkları belli. O kadar sık hemen hemen her gece yaşıyoruz bu şeyleri. O resmen işkence. Bu hainlere göz yumanlar, onların peşinden gidenler, emirlerine uyanlar birkaç kuruş için. Allah belamızı verecek, versin inşallah. Evet yetkililer, sizi uyarıyorum. Bakın, aynı yerde, her zaman o köşede kedileri parazit sokmak için. Çevreye bakın. Sinekleri görüyor musunuz? Eskiden kaynıyordu burada. Yetkililer. Onları yok eden Allah'tır. Sizi de inşallah öyle yok edecek. O ruhsuz, vicdansız, namussuz pislikler anasını satayım. Kahvem bitti, toparlayayım. Tek bir hareket yok. Bu bize olan saldırıya neden göz yumuyorlar? Neden? Çünkü başkalarını da yapıyorlar. Onlara da göz yumuyorlar. Kesinlikle. Başka bir nedeni varsa belki olduğu narsist gibi inandırıyor onları. Bu kötü biri. Benim bir tersliğimi gördüyseniz kasıtla yapıyorum. Şeytanı üzerime çekmek için. Bunu böylece bilmiş oldum. Böyle tıkırtığı çıkardım diye anında hayvanı gönderdi oraya. Bu kadar kumanda edebiliyorlar. Hiç tesadüf değil. Binlerce videomda var. Hangi kedi bu? Kadriye ve Özdemirlerin balkonlarında barınan kedi. Sevimli hareketlerle. Oradan aşağı inmek için geldi. Sizi uyarıyorum bu sert sözlerle. Bunlara uyanlar aynen cehennemde zamanı geldiği zaman